implant yani çene kemiğine yerleştirilen yapay diş son dönemde çok sık başvurulan bir yöntem. Ancak uygulanışı anlattığımız kadar basit değil. Çünkü yanlış malzeme, yanlış tanı, yanlış cerrahi yüzünden ağız sağlığında ciddi problemlere neden olabiliyor. Bu yüzden tedavi öncesi ağız yapısının implanta uygun olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Kemikte enfeksiyon artışı ve buna bağlı olarak da kemik erimeleri görülebilir. Alt dudakta uyuşukluklar veya sinüsün işte üst çenede delinmesi sonucu işte sinüzit gelişmesi, çeşitli akıntılar gelişmesi, belki burundan kanamalar falan olabilir. Çene kemiğiniz eriyebilir, diş sinirleri zedelenebilir, enfeksiyon kapabilirsiniz. Tüm bu riskleri sıfıra indirmek için implantta ilk şart ehil ellere başvurmak. Ağız içi muayenesinin gene implant için uygun olması lazım. Ağız içinde çıplak gözle ve elimizle muayene ederek işte dişin kalınlığına bakıyoruz, kemik kalınlığına bakıyoruz. Hastamızın gördüğüm kadarıyla o bölgesi için, implant için kemiği yeterli görünüyor. Bana esas kesin bilgiyi radyoloji verir. Ardından hastanın çene yapısını ve kemik miktarını anlamak için 3 boyutlu tomografi çekiliyor. Şu anda hastaya 3 boyutlu tomografi çekiliyor. Bu aslında çok önemli çünkü bir anlamda da implantın provası yapılıyor. 3 boyutlu olarak tasarladığımız bir şekilde hastanın direkt görüntüsü. Bizim panoramik dediğimiz radyografilerde 2 boyutlu olarak bunu görebiliyoruz. İmplant istemediğimiz sinire ya da sinüse girebiliyor. Kemiğin miktarı, kemikteki değişimler... Bütün hepsi değerlendiriliyor. Kemik erimesi varsa çenede burada görür müsünüz? Çok net bir şekilde. İmplantı yapacak olan cerrah tomografi sonucuyla işleme başlıyor. O ölçümler üstünde buraya ne boyda ne kalınlıkta implant yerleştirebileceğimize bakıyoruz. Kemik yüksekliği azsa biz bunu kemik tozlarıyla veya parça kemiklerle arttırabiliyoruz. Yoğunluk dediğimiz yani direnci azsa da biz bunu çeşitli aletlerle sıkıştırarak bir sağlam kemik gene oluşturabiliyoruz. İmplant operasyonunun başarılı olabilmesi için kullanılan malzemenin sertifikalı olması şart. Bu malzemenin kesinlikle biyo uyumlu olması lazım. En kullanılabilir metal de titanyum malzemeler. Çok ucuz ürünler tercih edildiği zaman ne yazık ki nereden geldiğini, nerelerde üretildiğini, ne koşullarda üretildiğini bilmiyoruz. Telafi etmesi yılları bulabiliyor. Yani üst üste birkaç ameliyat olması gerekebiliyor. Edirne'de tam 21 sevimli kedi ve köpek yavrusu yeni